Türkiye sandık başına gittiği referandumdan evet çıktı. Referandum sadece Türkiye'de değil, dünyanın en önemli konularının başında yer aldı. Hiç kuşkusuz Londra'da bunlardan nasibini aldı. Evet, İngiltere'de bir hafta boyunca konuşulan referandum ve manşetlerde öne çıkan başlıklar. Anayasa değişikliği referandumu sonuçlandı. Sandıkta Türkiye evet dedi. Sandıklar açıldı, sonuçlar ortaya çıktı. Ama tartışmalar bitmedi. Anayasa değişikliği referandumu sadece Türkiye'de gündeme oturmadı. İngiltere'de de en çok konuşulan konular arasına girdi. İngiltere'deki hemen hemen tüm ciddi gazeteler referandum sonuçlarına yer verdi. Guardian, seçmen anayasa değişikliklerine destek verdi. Askerler ve hakimler kaybetti dedi. Bu AKP için beklenmedik ölçüde kolay bir zafer. Türkiye büyük bir siyasi dönüşümün eşiğinde. Değişiklikler laik kurulu düzeni uysallaştırmayı hedefliyor. Sonuçlar aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti oldu. Kılıçdaroğlu oy kullanamayarak daha da küçük duruma düştü. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, sonucun Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideri Kemal Kılıçdaroğlu için bir darbe niteliğinde olduğunu belirtiyor. Sonuçlar birçok kamuoyu yoklamasının aksine açık bir farka işaret ediyor. Bu, seçmenden gelecek yılki seçimlerde üçüncü kez tek başına iktidar talep etmeye hazırlanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir destek sağlayacağı anlamına geliyor. Birçok seçmen anayasa değişikliğinin içeriğini bilmeden parti tercihine göre oy kullandı. Bu da referandumun 2011 seçimlerinin provası olduğu inancını güçlendiriyor. Öte yandan Londra'da yaşayan Türkiye'li de bir hafta boyunca bu konuyu konuştu. Vallahi şimdi çıkacak paketin sonucunu bilmiyoruz. Şimdi ne olacak? Yeni anayasa değişikliği eğer halkın için iyi bir şeyse severim ama yeni şartlar nasılsa bilmiyorum. Bence evet daha iyidir. Hayırlısı. Valla benim düşüncem şimdi orada yaşamadığım için fazla pek tam detayları bilmiyorum ama bence iyi bir şey oldu. Oradaki yaşayan abilerimiz, büyüklerimizin anlatmasına göre yani iyi olacağını söylüyorlar. Aslında evet diyoruz ama cevabımız hayırdı bizim burada da olduğu gibi. İnsanlar Türkiye'de biraz daha kapalı düşünüyor galiba. Bu kadar yapılan, bu kadar uygulanan yasalara rağmen hala evet yasası çıkabiliyorsa demek Türkiye'deki hala eğitim seviyesinin düşüklüğünü gösteriyor bu. Benim şahsi fikrim referandum sonuçları Türkiye milleti için çok hayırlı olmuştur. Böyle olmalıydı. Ben solcuyum, yani CHP'liyim ama CHP yanlış kuyuya taş atmış. Olay bu. Eğer siyasi düşünürsen ama öbür türlü düşünürsen olması gerekiyor. Yani evet çıkmalıydı. Evet çıkmalıydı.